Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Daha önce yeleğini çalıştığımız e, örgümüzün aynı iple ceketini de çalıştık ve e, aynı modelimizi uyguladık. Yalnız birazcık daha uzun tuttuk ceket olduğu için. Kollarına ve yakasında ilave ederek hoş bir görüntü kazanmasına sağladık. Ceketimizin ölçüsüne bakalım. Omuz kısmından aşağı kısma kadar 36 santim. Ceketimizin uzunluğu kol kısmını ölçecek olur ise kol kısmını yakamızın olduğu yerden ölçüyorum 26 santim ve şöyle görmüş olduğumuz gibi ceketimize güzel bir yaka çalışması da yaptık. Yakamızı zincir çekerek zincirlerimizi bakınız şu şekilde toparlanmasını sağladık. Dilerseniz daha da toparlayabilirsiniz yakamızın görüntüsünü şöyle açacak olur isek şöyle de arkasına da bakalım gayet güzel kabartmalı bir şekilde hoş bir görüntüsü olan çalışmamızı üç buçuk numaralı tığımızla ördüm iki buçuk adet ip kullandım Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım kolay gelsin ceketimizi örmek için e, Nakon'un lüks minnoş babysini kullanıyorum tabi illa Nakon'un lüks minnoş olacak diye e, bir kural yok dilediğiniz bebe yünlerine ya da diğer elinizin alışkın olduğu ipleri kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu markadan olmazsa olmaz diye bir şart yok. Sadece ben ördüğüm ipi göstermek istediğim için söylemekteyim. Dilediğiniz bebe ürünleriyle örebilirsiniz. İpimiz yüzde 50 polyamid ve yüzde 50 primium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 145 çok tatlı bir sarı. 100 gram ve 336 metre ve bu ipimi örmek için ise Üç buçuk numaralı tığımı kullanmaktayım. Hemen 101 tane zincir çekerek ceketimize başlayalım. Zincirimizi çekerken çok sıkı tutmayalım, biraz rahat örelim. Çok sık tuttuğumuz zaman içine trabzan örmekte zorlanırız. Bakınız şu şekilde çok sık alacak olursak döndüğümüz zaman tığımızın başının girmesi sıkıntılı olacaktır. O yüzden şöyle. Tığımızın rahatça girebileceği ölçülerde bir gevşeklikte olması lazım. Tabi bunu da bu ölçüyü de e, elimizin ayarını kaçırmamamız lazım. Çok da bol değil, normal bir ölçüde yumuşak örgümüz olacak şekilde örelim ve zincir sayımı tamamlayayım. Zincirimi tamamladım. Hemen 1 santimin üzerine bırakarak zincirimi ölçmek istiyorum 3 aşağı 5 yukarı hepimizinki aynı çıkacaktır yani çok büyük bir farklılıklar olmayacaktır 46 santim zincirimizin uzunluğu zincirimizi ölçtükten sonra elimizi alalım zincir ilavesi yapmadan geriye doğru saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 Beşinci zincir yuvamın içerisine tığımın başını doluyorum, giriyorum, tek seferde çekiyorum, tek seferde. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum, ikinci sıradaki zinciri tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir, bir tane zincir atlıyorum, sıradaki zincire girerek tek seferde çekiyorum bir tane zincirimi çekiyorum aşağıdan bir tane atlıyorum tığımın başını doluyarak sıradaki yani bir atladıktan sonraki gelen sıradaki trabzanımı zincirime girerek tek seferde çekiyorum bir tane zincir çekiyorum aşağıdan bir zincir atlıyorum diğer zincire girerek tek seferde trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradaki zincirimin içine girerek. Trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. Aşağıdan zincirimi. Sıradaki zincirime girerek. Trabzanımı örüyorum. Tekli olarak. Bir zincir. Başını dola. Bir atla. Sıradakine. Ve bu şekilde... Kutucuklarımızı oluşturarak zincirimizi tamamlayalım. Sıramızı tamamladık ve kutucuklarımızı ördük. Bir tane zincir yukarıdan çektik. Bir tane zincir aşağıdan atladık. Ve tek seferde trabzanımızı örerek şu şekilde minik kutucuklarımızı oluşturduk. Kutucuklarımızı saymak istiyorum. Birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 ve 49. İkinci sıramız için zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi bu yönde çektim örgümün arkasını çeviriyorum birinci kutucuğum boş kalıyor ve ikinci kutucuğumun içerisine tığımın başını doluyorum ve 3 defa da alarak trabzanım örüyorum bir defa doluyorum 3 defa da çekerek örüyorum 1 2 3 tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 3 1 2 3 4. trabzanımı örüyorum. 3 tanesini ördüm. 1 2 3 4 tane trabzanımı ördüm. Bir defa başını doladım. 3 defa da çektim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolamadan direkt batıyorum. Sıradaki kutuca. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutumuzun içerisine tıpkı buradaki ördüğümüz gibi 4 tane trabzanımızı 3 defa da çekerek örüyoruz. Hemen giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 2 tane daha ilave ediyorum. 1, 2, 3. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Dört tane trabzanımı üç defada çekerek ördüm. Dördüncü trabzanımdan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki hemen yanındaki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum sıradaki kutucuğun içerisine tıpkı burada örmüş olduğumuz gibi bir defa başını dolayıp 3 defa çektiğimiz trabzandan 4 tane trabzan örüyoruz ve başlıyorum 1 1 2 3 3 defa da çektim tekrar tığımın başını bir defa doladım aynı yerin içerisine 1 2 3 Yine doluyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3 Ve dördüncü kez aynı yere giriyorum. 1 2 3 Toplamda 1 2 3 4 tane trabzanımız oluyor. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki kutuya gelerek batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Aynen diğer kutuya da girerek 1 2 3 3 3 defa da çektiğimiz 4 tane trabzanımızı ardı ardına örüyorum 3 ve 4 bir zincirimi çekiyorum yandaki kutucuğa giriyorum tekrar bir zincirimi çekerek çıkıyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemlerimize bakalım 49 tane kutucuğumuzu ördükten sonra 3 tane zincirimizi çektik Hemen ikinci kutunun içerisine dört tane trabzanımızı ördük. Dört trabzanımızı tığımızın başını bir defa doladık. Üç defa da çektik. Her bir trabzanımız, dört trabzanımızı tamamladıktan sonra bir zincirimizi çektim. Yandaki trabzanları ördüğümün yanındaki kutucuğun içerisine bir zincirle battım. Bir zincirle tekrar çıkışımı yaptım. Yandaki kutucuğun içerisine Dört tane trabzanımı ördüm, bir defa başını doladım üç defa da çekerek şöyle trabzanımızın daha uzun olmasını sağladık. Yandaki trabzanın içerisine kutucuğun içerisine bir zincirle hemen girerek battım ve tekrar bir zincirle çıktım ve dört tane trabzanımı 3 defa da alarak ördüm. Bu şekilde bir atlayıp yani bir batı. Bir trabzan, bir batıp bir trabzan şekliyle e, kutucuklarımızı doldurarak uç noktamıza doğru devam edelim. Kutucuklarımızı birer birer doldurarak sıramızın sonuna doğru geldim. Şöyle yakından bakalım. Bir tane atladık, bir tanesini doldurma şekliyle sıramızın sonuna doğru geldim. En son bir kutucuk kaldı. Sondan bir öncesini yine 4 tane trabzanımızda doldurduk. Şimdi zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Ve kenardan 5 tane zincirle geri döndüğümüz yani 4 tane 5. batmıştık başlarken. Hemen bir tanenin yanındaki ikinci denk gelene batıyorum. Ve 1, 2, 3 defa da çekerek örüyorum. Bu sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirlik geri dönüyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen aşağıdaki 4 tane trabzanım üzerine işlem yapmaya başlıyorum. İşlemimizde bir alt sırada bir sefer başını dolamıştık 3 defa da çekmiştik bu ikinci sıramızda ise bir defa başını dolayacağız ve iki defa da çekeceğiz yani ikili trabzan olarak bu sıramızı öreceğiz ve trabzanlarımızı örerken tığımızın başını doluyorum yandan giriş yapacağız Yandan giriş yaparak 1 ve 2. Yandan 1, 2. 2 trabzanımızı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincir çekip tam aşağıdaki 4 trabzanı 2'ye böleceğiz. 2 trabzan yandan 2 zincir tekrar 2 trabzan yandan şekliyle öreceğiz. Ve de ikili trabzan şekliyle 2 defa da başını dolamış olduğumuz ipimizi öreceğiz. Her iki grup arasına geçişlerimizde ise zincir çekmeden doğrudan geçiyoruz. Bakın şimdi hatırlayalım. 3 tane zincir çektim. Aşağıdaki 4 tane trabzanımızın ilkine yandan girdim. İkili trabzan şekliyle ördüm. İkincisini ikili trabzan şekliyle yandan girerek ördüm. 2 zincir ve diğer 2 tane trabzanımı da aynı şekilde ördüm. Araya zincirimizi çekmeden tığımın başını doluyorum. 4 tane trabzanımın hepsine işlem yapmaya başlıyorum. Önce 2 tanesini öreceğim. 2 zincir çekip sonra da 2 tanesini öreceğiz. Ve ikili trabzan olarak yandan girişimi yapıyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. Yandan girişi yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar giriyorum. 1 ve 2. Yandan 1 2. Hemen 3. gruba geçiyorum ve aralarında zincir çekmiyorum. Yandan girişimi yapıyorum 1. Yandan girişimi yapıyorum 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer ikisine de aynı işlemimi yaparak tamamlıyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Burası örgümüzün arka yönü. Düz yönüne bakalım düz bakınız bu şekilde kabartılı ve çok güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi devam edip sıramızın sonuna kadar 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yandan alarak örüp sıralarımızı tamamlayalım. Örgümüzü arka yönden ikinci sırasını örerek tamamladım. En son 2 tane trabzanımızı yandan girerek ördüm ve geçiş yapma yerindeyim. Şimdi tığımızın başını dolayalım ve kenardaki 3 zincir yaparak geçiş yapmış olduğumuz yerin 1 2 hemen 3'ün üzerine gelerek batıyorum ve 1 2 3 3 tane zincirim yani 3 defa da trabzanımı alıyorum zincirimin üzerinde tekrar zincirimi çekiyorum 2 3 ve 4 örgümün yönünü çeviriyorum ve düz yönüne geçiyoruz örgümüzde iki sıramızı ördük İki sıramızın birinci sırasında kutucukların içerisini doldurduk. İkinci sırada ise yandan girişlerimizi yaparak trabzanlarımızı iki defa da çektik. Birinci sırada üç defada da trabzanlarımızı örmüştük. İkinci sırada ise ikişer defa da çektik. Şöyle yakından bakalım. Üçer defa da çekerek bu kısmı ördük ikişer defada iki trabzan iki zincir iki trabzan bölümü şimdi göreceğimiz sırada tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi dört tane trabzanımızı görmüş olduğumuz iki zincir çektiğimiz tam trabzanların arasındaki bölümün içerisine örmeye başlıyoruz dört zincirimi çektikten sonra ilk grubumun bakınız ilk grubum hemen iki trabzandan sonraki yere tığımın başını bir defa doluyorum giriyorum 1 2 3 buradaki toplu olarak ördüğümüz trabzanları 3 defa da çekeceğiz ve de modelimiz bitene kadar aynı şekilde tekrar edeceğiz ayrı ayrı ördüğümüz arasında 2 zincirli olan sıramızı 2 trabzan hepsini grup halinde ördüğümüz sıramızı ise 3 defa da alacağız bir tanesini ördüm şimdi ikincisini örmek için aynı yere giriyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 tane ördüm 1 2 3 toplam 4 tane olduğu zaman 2 tane zincir çekiyorum 1 2 başlangıçta bir zincir çekmiştik bundan sonra bütün toplu gruplarımızda 2 tane zincirimizi çekeceğiz 2 zincir çektikten sonra her iki grubu birbirine bağlayan bakınız tam şu birleşme noktasına şuraya gelerek batıyorum. Tam bu noktaya gelerek batıyorum. Ve 2 tane zincirimi çekerek battığım yerden çıkıyorum 1 ve 2. Tam ortaya bakınız. 1. grubumuz, 2. grubumuz burası. Tam ara yer. Şöyle 2 grubumuzu görelim. 4 4 bakınız. 2 2 4 4 burada 4 de burada tam ara noktaya. 2 zincirimi çektikten sonra tekrar 2 tane zincirin olduğu yere bir defa başını doluyorum 3 defa da 4 trabzanımızı bu zincirimizin içerisine örmeye başlıyoruz 1 2 3 ve 4 2 tane zincirimi çekiyorum tam ara noktaya iki grup arasındaki birleşme yerine gelerek batıyorum çıkıyorum iki zincir çekiyorum yine bir defa başını doluyorum zincirimin içerisine girerek üç defa da çekiyorum bir ikinci trabzanım ördüm ve bakın bir iki ve üç defa da çekiyorum bir defa doluyorum bir 2 3 toplamda 4 trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum 2 zincirimi çekip hemen aradaki birleşme noktasına gelerek batıyorum ve 1 2 zincir çekip sıradaki grubun üzerindeki 2 zincirimin içerisine 4 tane trabzanımı 3 defa çekerek dolduruyorum 1 2 3 4 2 tane zincir 2 zincirlerle geçişimizi yapıyoruz bakınız tam ortaya ve 2 zincir çekiyorum diğer tarafa kadar yani diğer uca doğru örüyorum Evet bu şekilde 4 trabzan 2 zincir batıyoruz 2 zincirle tekrar çıkarak sıramızı tamamlıyoruz tam ara noktaya batıyoruz 3. sıramızı da tamamladık 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan 4 trabzan 2 zincir batıyoruz tekrar 2 zincir 4 trabzan şekliyle sıramızı da tamamladık şimdi diğer sıramıza Başlıyoruz diğer sıramızda bir öncesi sıramızda yaptığımız gibi 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan arada zincir olmaksızın yani gruplar arası geçişte zincir olmadan kendi içinde sadece zincirimiz 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan diğer gruba geçiyorum 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan diğer gruba 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan şekliyle bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizi başlıyoruz tekrar edeceğiz şimdi bir sonraki sıramızda şöyle bakalım bakın gayet güzel oldu bir sıra toplu örüyoruz bir sıra ördüğümüz sayıyı ikiye bölerek ortasına iki zincir çekerek örmeye devam ediyoruz şimdi dört tane trabzanımı üç defa çekerek ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve kenardaki zincirime batıyorum 3 defa da alalım. 1 2 ve 3 defa da alıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bir öncesi sıramda yaptığım 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örmeye başlıyorum. Bu sırada arada zincir çekmiyoruz. Biraz önce de söylemiştim. Sadece kendi içinde. Ve bu sıramızı tığımın başında oluyorum. Yandan girerek örüyorum. 1 2 2 defa da çekiyorum. 1 2 2 zincir tekrar yandan 1 2 yandan 1 2 hemen diğer gruba geçtim 1 ve 2 2 tane de zincirimi çekiyorum tekrar kalan 2 tane trabzanımı örüyorum ikili trabzan şekliyle Evet sıramız iki tane sıranın birbirinin tekrarıyla oluşmakta bir toplu olarak trabzanım örüyorum bir bu toplu olarak ördüğümüzü üç defa da alıyoruz bir defa başını doluyoruz ikinci sıramızı ise toplu sayımızı tam ikiye bölüyoruz İki, iki zincir iki trabzan ve ikili olarak örüyoruz arkadan da girerek örüyoruz yani şöyle yandan girişimizi yaparak örüyoruz aynen bu şekilde birazcık daha roba kısmımızı büyüterek örmeye devam edelim. Evet örgümüzü örerek büyüttüm. 1, 2, 3 sıra ördük. Yani 3 çift örmüş olduk. Ee, bakın 1 ve üzerine ikiliği ördük. 1 çift. İkinciyi sayıyorum ve üçüncüyü sayıyorum. Şöyle toplu olarak ördüklerimizi saydığımızda 3 çift örmüş olduğumuzu görmekteyiz. Yani 4, 4 4 olarak 3 sıra ördük ve 3 sırada üzerinden 2 2 ayırdık her bir sıranın üzerinde şimdi buradaki 4 olarak örmüş olduğumuz trabzan sayımızı bu 3 sıramızda 4 olarak ördüğümüz trabzan sayımızı 6'ya çıkarıyoruz çift olarak artıyoruz 6 tane trabzan olarak örmeye başlayalım biraz çünkü genişletip aşağıya doğru güzel bir genişlik katmak istiyorum. Zincirimi çektim kenardan ve ortadaki iki tane zincirimin içerisine girerek 3 defa da 6 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Aşağıdaki sıralarımızda dörder tane örmüştük trabzanımızı. 1, 2, 3 tane 4 ördüğümüz grubumuz var. Şimdi ise 6 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6 ve çift yani her çift yani üç'er defa da aldım. Şimdi 2 tane zincirimi yine çekiyorum. Tam gruplarımızın arasındaki yere gelerek batıyorum. Tekrar 2 zincirimle çıkıyorum. Diğer sıradaki grubun içerisine 6 tane 3 defada aldığım trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekip Hemen iki grup arasına batıyorum. Bakınız iki grubumuz ve arası. Hemen battım. Bir iki zincirle çıkıyorum. Sıradaki iki zincirimin içerisine yine altı tane trabzanımı örüyorum. Üç defa da alarak. İki, üç, dört, beş ve altı ve sıramızı bu şekilde 6 tane trabzan 2 zincir batıyoruz tekrar 2 zincirle 6 trabzan örerek sıra başına kadar gelelim 6 şer trabzanımızı örerek sıramızı tamamladık şimdi 6 trabzanımızın arkasından örmeye başlıyoruz zincirimi çektim ve 6 tane tırabzanımı 3 3 olarak 2'ye bölüyorum. 4 tane tırabzanımı 2 2 bölmüştüm. 6 olunca 3 tanesini önce ortaya 2 zincir 3 tanesini sonra yine aynı yandan girişimizi yaparak örüyoruz. 2 seferde çekiyorum. 1 2 3 2 tane zincir 1 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum gruplarımızı örerken 3 tane trabzanımı ikili olarak yandan girerek ördüm 2 zincir çektim tekrar 3 tane trabzanımı ördüm yine sıradaki grubuma geliyorum 3'ünü bir örüyorum birer birer bakın bir ikili trabzan olarak örüyorum 2 ve 3 3 tanesini bir grup olarak ayırdım. Ortaya 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 tane trabzanımı ise sonra devam ediyorum zincirimden. Sonra 1, 2, 3. Bu şekilde tam ortadan 2'ye bölmüş olduğumuz trabzanlarımızı yandan girerek ikili şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle örüyoruz. Ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz. 6 trabzanla ördüğüm yeri baştan sona ördüm tekrar 3 2 3 diye ayırdım trabzanımı ve ikinci kez 6. 6 altı tane trabzanımın olduğu bölüme başladım ve burada görmüş olduğumuz gibi bölümlerini ayırıyorum bakın kollarımızı gövdemizden ayırıyoruz ayırma işlemini 1 2 3 dilim önde 1 2 3 dilim önde 1 2 3 4 5 6 6 dilim kolda tam şöyle bitiş yerinde bakın sayalım tekrar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tekrar arkamızda 1 2 3 4 5 6 diğer kolumuzda ve 1 2 3 önümüzde olarak şöyle tamamladık 3 6, 6, 6 ve 3. Yani toplamda aslında hepsi altışar. Önümüzde şöyle birleştirdiğimiz zaman 3, 3, 6. 6. şarlı gruplar halinde hepsini ayırıyoruz. Önlerimizi 3 artı 3 olarak. Birleştirmeye başlamadan ölçüsünü alalım. Kaç santim olduğunu görelim. Tam 12 santim. 12 santim olduktan sonra kolumun 3 dilimini örüyorum ve batıyorum diğer dilime geçiş yerine ve 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektikten sonra işaretimi koydum diğer noktaya geliyorum ve batıyorum bakın tam iki grubun arasına gelerek batıyorum 2 zincirimi çekerek 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum 2 3 4 5 ve 6 trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen grubun arasına batıyorum ve diğerlerini de 6 trabzan 6 trabzan işaretimin olduğu yere kadar örerek geliyorum. Kolumun birleştirme işlemini yaptıktan sonra 1 2 3 4, 5, 6. 6 tane arka dilimimiz için ayırdığımız bölümümüzü ördüm. Ve işaretimin olduğu noktaya geldim. Tabi işaretim de sarı olduğu için biraz zayıf kaldı ama işaretimin olduğu yere 2 zincirimi çekerek battım. 6 tane zincir çekerek diğer kolum için olan bölümü ayırıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Büküyorum. Ve işaretimi koyduğum yere gelerek tam ara ayrımına batıyorum. 2 tane zincirimi çekip ortadaki 2 zincirin içerisine 3 defada aldığımız 6 tırabzanımızı örüyorum. 3 4 5 ve 6. iki zincirimi çekiyorum araya batıyorum ve sıramın başına kadar ilerliyorum Evet robamızı bu şekilde ayırdık şimdi arka sıraya geçtim arka sırada tekrar 3 tane trabzan 2 zincir 3 tane trabzan şeklinde ikiye bölerek altı trabzanımızı devam edeceğiz ve tam zincirimizi çektiğimiz kol altındaki 6 zincirimizin olduğu yere bir tane daha yeni modelimizi kuracağız. Şimdi dönüşümü yapmıştım. Örmeye başlıyorum. Yandan giriyorum. Burayı 2 trabzan şeklinde örüyorum. 2 defa da alıyorum. 2 zincirim çekip 3 3 bölüyorum. 1 2 ve 3 araya zincir çekmeden diğer trabzan grubuma geçiyorum altılı grubumuza ve ilerliyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak bu 3 tane grubumuzu ördüm şimdi kolumuzun altındaki zincirlerimizi örmeye geldik şöyle zincirimin üzerine bakınız bir ikinci zincirin üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzan, aynı yere bir trabzan daha. İki trabzanımı bir zincirin içerisine, hemen yanındaki zincirin içerisine ise üçüncü trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir sonraki trabzana, zincire bir tane trabzan örüyorum. Ve bir sonrası zincire iki tane trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanı çekmiş olduğum 6 zincirin içerisine kuruyorum 2 tane zincirimi çekerek pardon zincir çekmiyoruz tığımın başını dolayarak hemen yandan girerek trabzanlarımı ikili olarak örüyorum 3 2 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzanımı diğer kol altına kadar örerek ilerliyorum 2 ve 3 kolumuzun altına görelim diğer kol altına da aynı işlemimizi tekrar çalışacağız kolumuzu birleştirdikten ve üzerine trabzanlarımı ördükten sonra aradaki trabzanlarımı da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ördüm ve sıradaki zincirimin olduğu yere geldim tığımın başını doluyorum bir tane zincirimin içerisine iki tane trabzanım örüyorum. Bir, iki ve hemen bir ileri zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Toplamda üç tane trabzanım örüyorum. İkisini bir tane zincir yuvasına, birisini bir ileriye örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen bir ileriye bir bir ilerideki zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Sıradaki zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız. İki tane trabzanı bir zincir yuvasının içerisine ördüm. Bir tane trabzanı bir sonraki takip eden zincir yuvasının içerisine girdim. İki zincirimizi çektikten sonra Tekrar bir tane trabzanımı bir zincirin içerisine ördüm. Sıradaki zincirin içerisine ise iki tane trabzanımı ördüm. Ve böylelikle kolumuzun altındaki zincirimize bir model daha kurmuş olduk. Ve diğer üç tane dilimimizi de aynı şekilde yandan girerek örmeye devam ediyorum. 2 3 İki tane zincirimi çekiyorum tekrar yandan girerek örüyorum 3 şimdi kol altımızda da bu işlemlerimizi yaptıktan sonra bir sonraki sıramızda yine 6 tane trabzan bir sonraki sıramızda 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan ve istediğimiz biraz ölçü gelene kadar örmeye bu şekilde devam edelim sonrasında birazcık daha artışlarımıza devam edeceğiz ama 6 trabzan olarak devam edelim ve 3 defa da örelim. Aynen burada ördüğümüz gibi sonrası sırasında 3'er 3'er bölelim. Ortasına 2 tane zincirimizi çekelim ve gövde kısmını örmeye devam edelim. Kolumuzun altından itibaren örmeye devam etmiştik. 1, 2, 3, 4. 4 tane 6 trabzandan olan grubumuzu ördük ve belli bir ölçüye kadar geldik. Şimdi artış yapmak istiyorum. 4 tane 6 tane trabzanımı 2 tane daha artıp 8 trabzan olarak örmek istiyorum. 4 olarak başlamıştık. Belli bir noktaya kadar 4 de geldim. Arkasına 6, 6, 6 olarak epeyce bir ilerledik. Şimdiki sıramızda ise 6 trabzanımızı 8 trabzan olarak artışımızı yapalım. 2, 4 Tığımı takıyorum. Bir defa başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. 5 bir defa başını doladım 6 bir defa başını doladım 7 ve bir defa başını dolayarak 8 tane trabzan sayısına ulaştım bundan sonra 8 trabzan olarak aşağıya biraz devam edeceğiz dilediğimiz ölçü gelene kadar 2 tane zincirimi çekiyorum aynen yukarıda yapmış olduğum işlemler gibi araya giriyorum Tekrar iki zincirle aradan çıkıyorum. Tekrar bu görmüş olduğum aşağıda 6 trabzan olduğu için 3 sağda 3 de solda trabzanımız vardı. Şimdi bu 8'i 4 sağda 4 solda olarak ayıracağız. Eşit sayıya bölerek 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 tane zincir araya giriyorum 2 tane zincirle tekrar görmüş olduğum 2 zincirlik araya girerek bir defa başını doluyorum ve sırası ile çekiyorum 1 2 3 1 2 3 3 defa da alıyoruz. Sayalım. 2 4 6 2 tane daha örüyorum. 7 ve 8. 1 2 tane zincirim. Hemen bakalım. 8 tane trabzan 2 zincirimi batıyorum tam grup arasına. 2 zincirle çıkıyorum tekrar tam 2 zincir çekmiş olduğum her grup dilimin ortasına 8 tane trabzanım örüyorum ve buradan sonra işlemimi 8 trabzan 2 zincir batıp tekrar 2 zincir olarak devam ettiriyoruz İstediğimiz ölçü gelene kadar bir de üstündeki bölümü birlikte yapalım sonrasında dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ederiz 8 tane trabzanımızı ördük arka yöne geldim şimdi 4 4 ayırıyoruz. 4 tane sağa, 4 tane sola tek sefer ya yani 2 seferde çekiyoruz. İkili trabzan olarak yandan girerek örüyoruz. 2 3 4 2 tane zincir çekiyorum. Yandan girerek 1 2 3 ve 4 Araya zincir çekmeden diğer trabzanımın hemen yanından giriyorum. Dörder dörder ayırıyorum. 4 sağa 4 sola ortaya 1 ve 2 zincir. 4 de soldaki trabzanımı ikili trabzan olarak örüyorum. Alttaki zincirsiz olan yani araya zincir çekmeden ördüğümüz birinci trabzan sıramızı üçer defa da örüyoruz. Diğerini üst sıradakini şimdi ördüğümü iki defa da alarak tamamlıyoruz. 3, 4, 1, 2. Giriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle düz yönünü görelim. Ceketim istediğim ölçü gelene kadar ördüm. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Üst kısımdan başlıyorum. 31 santim ceketimin uzunluğu. Daha e, kenarında birkaç işlem daha yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 sıra 8 trabzan halinde ördüm. Bakınız, şuradan itibaren burası 6, 2, 4, 6. Burası 2, 4, 6 ve 8. 1, 2, 3, 4 sıra 8 sıramızı ördük. Şuradan itibaren 8'li olan dilimlerimiz. Şimdi ipimi en son uç noktadayım ve örmeye başlıyorum. Kenarlarına dolaşmaya başlayacağız bu sıramızda. Tamam başını doluyorum. En son kenarıma batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ve yandan kenarlarımızı sık iğne ile boyun kısmına doğru ilerlemeye başlayalım bir tane zincir çekmiştim bir sık iğne giriyorum trabzan içine iki tane sık iğne tam aradaki trabzanımıza batıyorum sık iğnelerimi bakın burada bir tane gerekli diğer tarafta ise iki tane sık iğne mi yapacağım bir iki araya giriyorum çok fazla sık iğne yapmak istemiyorum, pot olmasın. Ya yani eliniz alışacaktır. İkişer ikişer sık iğnelerimizi örerek gidelim. Gerekirse bir üçüncüyü daha örebilirsiniz, ama ben onun yerine tam iki örgü arasındaki trabzanımızın arasına batmak istiyorum ve devam ediyorum. Bu şekilde yakamıza kadar sık iğnemizi örerek ilerleyelim. Yakamıza kadar birinci sıra sık iğnemizi ördüm. Şimdi yakamızın bu kutucukları hazırlamış olduğum bölümdeyim. Hepsine yine ikişer tane sık iğne giriyorum. Burası dönüş olduğu için 3 tane örüyorum dönüşüme. Geriye kalan sık iğnelerimi ise 2 2 örüyorum. Başını dolamıyorum. 1 2 1 2 şöyle göstereyim. Bakınız şu an boyun kısmına devam etmekteyiz hemen kolumuz burada boyun kısmından itibaren bütün kutucuklarımız 2 2 sık iğne ile diğer önümüze doğru devam etmekteyim yakamızın ucuna kadar örerek geldim şimdi yandan örmeye başlıyoruz aynen sık iğnelerimizi devam ediyoruz gerekli yerlerde 2 gerekli yerlerde 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz sık iğnelerimi dönüş kısmında ördüm yandan ikişer ikişer ilerliyorum bir tane de araya giriyorum bir iki iğimizin yanını tamamladım etek ucuna geldim şimdi etek ucunda tekli trabzan şeklinde örelim tığımın başını doluyorum aynı anda çekiyorum trabzan arasına girerek tek seferde çekiyorum trabzanımın arasına girerek çekiyorum bakın şimdi ortadaki 2 zincir çekmiş olduğumuz yere giriyorum 1 2 3 tane trabzanımı dolduruyorum tığımın başını doluyorum yanındaki iki trabzan arasına giriyorum başını dolayarak tek seferde çekiyorum ve her iki dilimin arasına giriyorum başını doluyorum ve kapatıyorum diğer trabzanlara da aynı şekilde ve buradaki iki zincirin içerisine 3 tane tırabzanımızı örelim. 1 2 ve 3. Birer birer giriyorum. Burada görmüş olduğumuz gibi Tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Her bir trabzanımızın arasına bir trabzan giriyorum. Ortada iki zincir yapmış olduğum yeri üç tane trabzanımı örüyorum. Ve sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet eteğimizin dilimlerinin ucunu birer trabzanlarımızı ördük. Ortaya üç tane trabzanımızı ve dilimlerimizi tamamladık. Şimdi diğer e, sık iğnemizin üzerine bir tane daha sık iğne örmek için bakın yana geldik. Örgümüzü devam ettirdik ve yan kısımda ilerlemekteyiz. Şimdi her bir sık iğnemizin üzerine bir tane sık iğnemizi batarak ilerleyelim. İleğimiz, ceketimizin önünü oluşturalım. Alt sıradaki sık iğnelerimin üzerine birer birer sık iğnemi örüyorum ve görüntüsünün daha düzgün ve güzel olmasını sağlıyorum. bu şekilde birer birer. Eğer fazla aldıysanız yani şöyle biraz fazlalık varsa bir tane atlayarak o fazlalığı giderebilirsiniz. Daha derli toplu olur. Mesela buradan sonrasında atlayalım bir tane. Buradaki tra buradaki sık iğnemi atlayıp bir sonraya batıyorum ve arada herhangi bir görüntü çirkinliği söz konusu değil. Atladığımız bile belli değil. Gayet akış halen devam etmekte ve ilerliyorum. Bakınız şu şekilde. Bir sıra daha ilerleyeceğiz. Onu diğer taraftan öreceğiz. Yani şimdi ters taraftan bu şekilde örmekteyiz. Düz tarafımız şöyle görülmekte kabartalı. En son yapacağımız sırayı tekrar dönerek düz öreceğiz. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Dönüşü birlikte yapalım. Ceketimizin yanın ikinci sırasına bakınız. Ters yönden ördük. Düz yönden ise şu şekilde görülmekte. Şimdi üçüncü sırayı yakadan aşağıya doğru inerek üç sırada tamamlayacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dibine değil bir sonraki sık iğnemin içerisine giriyorum. Bu düz yönden ördüğümüz ve üçüncü sıramız olmakta. Bitiriyoruz bu üçüncü sıramızla. Birer birer her birinin üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum ve alt kısma kadar bu şekilde ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Biraz daha yapalım birlikte. Birer birer ilerliyorum. Görüntümüz bakın çok güzel, çok muntazam. Aşağıya kadar gelelim. Ceketimizin 3 sıra sık iğnesinin üçüncüsünü de ördük çok güzel oldu şöyle görecek olursak 2 sıra sık iğne ve üçüncüyü de tamamladık bitirdik şimdi diğer önümüzün bir tane sık iğnesini bitirmiştik 2 tane sık iğne de aynı şekilde bu tarafa da çalışalım bitirip daha sonra kollarımıza geçelim ceketimizin önünü tamamladıktan sonra ben kolumuzun bir tanesini örmüştüm şöyle bakalım diğer kolumuza da sizlerle birlikte başlayalım Kolumuzu örmek gayet kolay. Her bir dilimimiz için yine aynen kuracağız. 6 tane trabzanla bitirmiştik. 6 tane trabzanımızı tekrar örerek 6 tane trabzan olarak tamamlayacağız. Yani 6 trabzan, 3, 2 zincir. 3 tane trabzan ve kol altına da bir tane modelimizi yerleştireceğiz toplamda 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane kolumuz için model çalışması yapmış olacağız hemen kol altından başlayalım tığıma düğüm attım kol altından 3 trabzan 3 trabzan her iki kenara da ayırmıştım oraya giriyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımız bu şekilde tamamlandı 1 2 tane zincir çekiyorum Şuradaki araya batıyorum tekrar 2 tane zincir çekiyorum dilimimizin ortasındaki iki zincirin olduğu yere girerek 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımızı örüyorum 3 defa çektim 1 defa başını doluyorum 3 defa da çekiyorum 2 tane zincirimizi çekelim araya batalım tekrar 2 zincirimizi çekelim. Tam ortadaki iki zincirimizin yani diğer grubun ortasındaki 2 zincirin içerisine girerek 6 tane trabzanımızı örelim. Kolumuzu örmek için 6'şar Trabzandan oluşan 7 grubumuzu oluşturduk. 6 dilim zaten kolumuzda mevcuttu. Bir tane de kol altında olan grubumuzu çalıştık ve trabzanlarımızın ilk sırasını ördük. Modelimizdeki bu görmüş olduğumuz ilk trabzan sırasını ördük. Şimdi gördüğümüz şu dışındaki çıkıntı olan bölümlerin çalışmasını yapmaya. Burada gövde kısmında bir tersten bir düz yönden ördüğümüz için trabzanlarımızı yandan girerek alıyorduk. Bakın geçişimi yaptım. iki zincirle 3 tane zincirimi çektim. Şöyle tekrar yapalım. İlk başlangıç yerime kadar örerek geldim. İlk başlangıcım 2 tane zincirimizi çekelim. Birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Birinci trabzanım birleştirdikten sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki görüntünün oluşabilmesi için ee, sadece burada düz yönde öreceğimizden dolayı tığımızın başını doluyoruz, arkadan girerek örüyoruz. Ana gövde de tamamen yandan örmüştük, ters ve düz örgü yaptığımız için burada tamamen düz örgü olacağı için arkadan girerek örelim bir ve iki tane zincirimi çekiyorum, diğer üçü arkadan girerek örüyorum. Bu kabartıları ön tarafa bu şekilde düşürüyoruz ve araya zincir çekmiyorum. Hemen bakın arkasından şu şekilde giriyorum. Sırasıyla örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynen 3 trabzanımı örmeye devam ediyorum. Tek farkı gövdemizi örerken arkadan yani yandan girmiştik. Burada ise arkadan girerek öreceğiz. Diğer kolumu ben örerek tamamladım. Bütün sıra boyunca yani kolumuz bitene kadar altılı olarak devam edeceğiz. Herhangi bir artış yapmaya gerek yok. Altılı altılı olarak bitirip uç noktasını ise 3 tane sık iğne sırasıyla tamamlayacağız. Kolumuzu istediğim ölçüye kadar ördüm. Diğer kolumu daha öncesinden örmüştüm. Kolumu en son görmüş olduğumuz 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzanlık kısmını ördükten sonra 3 sırada sık iğne örerek tamamlamak istiyorum. Şimdi bütün işlemlerimizi bitirdik. Trabzanlı olan bölümlerimizi şimdi sık iğne ile olan bölümümüze geçelim. Birleştiriyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum ileriye batıyorum. Trabzan aralarına birer birer sık iğnemi örüyorum İlk sıra bu gibi işlemlerde genelde bozuk olabiliyor. Hiç önemli değil. Üzerine sık iğnelerimizi yaptıktan sonra çok güzel görüntü almakta. O yüzden e, herhangi bir moral bozukluğuna gitmeyelim lütfen. Bakın çok da şey yani çok da kötü görünmüyor aslında. Ama e, bir yeri kadar da muntazam olmuyor sık iğneleri arttırdıkça muntazamlık kazan kazanıyor kolumuz ya da örgümüzün hangi bölümünü örüyor isek bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım birinci sıramı tamamladım şimdi ikinci sırama geçiyorum batıyorum sırası ile devam ediyorum her bir sık iğnemin üzerinden birer birer alıyorum eğer bol olduysa bir tane sık iğne atlayıp diğerine geçebilirsiniz bakın şu şekilde ama arka arkaya yapmayın 5-6 tane sık iğne ördükten sonra yaparsanız tabi eğer bol olduysa güzel olabilir toparlanmasını istiyorsanız yoksa bu şekilde de kalabilir ben diğer kolumda birkaç tane daraltmaya gittim şöyle bakınız ama çok da fazla daraltmadım. Evet devam edelim ikinci sıramızı. Aynı şekilde üçüncü sıramızı da yapalım, tamamlayalım. Evet kolumuzu da tamamladık. Sık iğnelerimiz bitti. Kollarımızı da 3 sıra olduktan sonra sık iğneyi kapadım. Şimdi yakamızı çalışmak istiyorum. Yakamıza sık iğne geçmiştik. Şimdi en uç noktaya gelerek batıyorum. En üst noktadaki bakınız hemen ilk kutucuğun oraya şimdi tığımın başını doluyorum ikinci kutucuğun üzerindeki sık iğnemin içerisine giriyorum 1 2 3 1 2 3 6 tane 3 defada aldığım trabzanımı örüyorum 2 4 5 Ve 6 6 tane 3 defada aldığımız trabzanımız örüyorum 6. trabzanımın üzerine 1 ve 2 2 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum iki zincirimi yanındaki kutucuğun üzerine gelerek batıyorum buradaki trabzanının üzerine tekrar iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki dibindeki trabzana değil bir sonraki trabzanımın üzerine 6 tane trabzanımı 3 defa alarak örüyorum. 3 4 5 6 2 zincirimi çekiyorum. Buradaki kutucuğun üzerine gelerek batıyorum. Bakın hemen dibindeki değil bir sonraki kutucuğun tepesine 2 zincirimi çekiyorum bir ileriye bir kutucuğu atlayıp hemen yanına tığımın başını dolayarak geliyorum ve 6 tane trabzanı üçer defa da alıyorum ve bu şekilde diğer yakamızın ucuna kadar örerek gelelim 6 trabzanımızı örerek boyun kısmını tamamladık yakamızı şimdi Tığımızı alalım. Şuradaki görmüş olduğumuz kabartalı kısmı örmek için 3 trabzan 3 trabzan ayıralım. Ortasına 2 tane zincirimizi de çekelim. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve örüyorum. 1 2 Tekrar yandan giriyorum. 3 tanesini yandan girdim ikili trabzan şekliyle ördüm ceketimiz şöyle düşeceği için kabartılı kısmın bu yönde olması gerekmekte 2 tane zincirimi çekiyorum bir sonraki trabzanıma yandan girerek iki trabzan şekliyle örüyorum diğer trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum yandan 1 2 ve 3 2 tane zincir tekrar devam ediyorum 1 2 3 bu şekilde örerek tamamlayalım yakamızın kabartılı bölümlerini 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan şekliyle ördüm sıra başına kadar geldim çeviriyorum şimdi toplu trabzanlarımı örmeye başlıyorum zincirimin olduğu yere tığımın başını dolayarak giriyorum ve 3 defa da trabzanlarımı örmeye başlıyorum bu sıramızda 10 tane trabzan yapalım yaka olduğu için açılmasını istiyoruz sayalım 2 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı 3er defa da aldım. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. 2 zincirimi çekiyorum. Tam araya batıyorum. Daha önce modelimizin ana gövdedeki yapmış olduğumuz işlemlerimizin tekrarını yapıyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 10 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde 10 trabzan olarak başa kadar devam edelim 3 defada aldığımız 10 trabzanımızın üzerine 5 2 zincir 5 trabzan şeklinde ayırdık buradaki trabzanlarımızı 2 değil aynı aşağıdaki gibi 3'er trabzan şekliyle ördüm ve şu şekilde yakamızı bakınız yukarıdan aşağıya doğru genişlettik ve güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi uç noktaya kadar gelelim. En son trabzanımızı sizlerle birlikte örelim. Arkadan giriyorum. Ve bir her birer örüyorum. 1 2 3 1 2 3 ve 5. örüyorum. 2 zincirimiz tekrar 5 tane trabzanımızın her birinden örüyoruz. Bütün model boyunca yapmış olduğumuz işlemimizi sadece 5 trabzan olarak yani 3 defa da alalım 5 trabzanımızı. Bir tane zincir çekiyorum. 5 tane trabzanım tamamladıktan sonra örgümün yönünü çevirerek sık iğne yapmaya başlıyorum. Hemen dibine bir tane sık iğne, trabzan aralarımın her birisine birer tane sık iğne batıyorum ortadaki olan iki zincir çekmiş olduğum yere üç tane sık iğne yapıyorum bir iki bakın her bir bölüme her iki grubun arasına da bir tane sık iğne tavzanlarımın arasına da birer sık iğne 3 tane de iki zincir çekmiş olduğum yere sık iğne yapıyorum ve bu şekilde yakamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar en son yakamızı da yaparak tamamladım. Şöyle zincirimi çektim. Geniş bir zincir çektim. Ve zincirimi bir uçtan bir uca dolaştırdım. Buradaki görmüş olduğumuz zincir aralıklarından geçirdim. Ve yakamın çok fazla yayık olmasını istemedim. Daha derli toplu olmasını istediğim için şu şekilde bağlamayı düşündüm. Evet bir çalışmamızın daha sizlerle sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere